Türkiye'nin ekonomisi hiç iyiye gitmediğini biliyorum. İçerideki hainler dışarıdakinden işbirliği yapıyor. O yüzden fiyatlar artıyor, dolar artıyor. Doğru politika yapmadıkları için acısını vatandaştan çıkarıyorlar. Dövizi göremediğimiz için bir şey düşünemiyoruz. Çok yüksek. Havalarda ki. Ülkenin durumu kötüye gidiyor ekonomi olarak. Para iyice düşüyor birimi. Yani bu kadar bir şey düşünmüyorum. Yani iyi duruma da gitmiyor. Hayattan açıkçası bir düşüncem de yok. İnan ben kendim ticaretle uğraşıyorum. Buraya geldim işte okumak için. Zaten sadece dolar değil yani. Bütün her şey artışta. Mesela Migros'ta falan büyük marketlerde iki tane birlik yağ iki tane fazla alamıyormuşsun. Yani hepsi dolara endeksli yani. Sadece dolar konuşmamak lazım burada. Her şeyde bir artış var. Biz geldik buraya mesela kalmaya yer bulamadık. Ondan sonra hayat çok pahalı. Kayseri paranın sıkıştığı yer. Sadece bütün yerler aynı zaten. Fark yok yani. İnan biz yani kendim ticaretle uğraştığım için arabayı çok kullanan insansın. O yüzden bizim aylık mesela mazot yakışımız 1000 lira. O 6 lirayken yani mazotun fiyatı 6 lirayken. Şimdi düşün kaçta şu anda bilmiyorum yani koşmadığımdan. Bir aydan beri yokum zaten. Kendim Samsunluyum. Şu an kaçta? 8,5 lira mı? 8,5 lira civarı bir şey herhalde. Düşün yani. Ama Tayyip Başkan kendisi diyor aylığı 100 milyar. Kendisi mesela bir markete girmiş. Geçen ben Instagram'da gördüm. 1000 liraya bir araba dolusu ıvır zıvır gıda almış. Şimdi 1000 liraya gidip alalım bakalım biz. Biz 4 kişi mesela benim bir tane arkadaş vardı otelde kaldığım arkadaş. 4 kişi çıkmışlar alışverişe eve çıktılar. Sadece kuru gıda yani yağ, zeytinyağı falan kahvaltı falan onlar. Öteki yani temizliğe falan deterjana hiç girmemişler. 1500 lira. Yani nerede yani? Bu bir de öğrenci yani. Dördü de öğrenci. Nasıl kalkınacak yani? Zor yani. Vallahi abi bu ülkedeki hiçbir şey zaten akıl sır ermiyor. Her an her şey değişebiliyor yani. Peki bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsun sen? Herhangi bir sebebe bağlayamam abi yani. Çünkü her şey saçma sebeplerden oluyor bu ülkede. Kesin bir saçma sebebi vardır yine. Devizdeki bu hatayı hakkında içerideki hainler dışarıdaki işbirlikleri denen işbirliği yapıyor. O yüzden artıyor. Bu kadar basit. Peki ne yapmamız gerekiyor dövizdeki bu artışı Ya bu ne yapmamız gerekiyor? Birlik beraberlik olacak. İçimizdeki hainleri temizlememiz gerekiyor. Başka var mı? Değil mi? Hain olduğu sürece hiçbir sorun bitmez. İçerideki hainler dışarıdakinden işbirliği yapıyor. O yüzden fiyatlar artıyor. Dolar artıyor. Zaten dışarıdaki şerefsizler de şeyi yapıyor. Fırsattan istifade ediyor. Şimdi senden ben birlik beraberlik olmadığımız zaman ne olacak kardeşim? Değil mi? Ya az önce telefonun ekranını değiştirdim. Adam 9,3'müş. Aldığında gereken 9,5 oldu. Hani her türlü bizden gidiyor. Cebimizden eksiliyor. İyi olmuyor yani. Peki bu artış noktasında neler yapmamız gerekiyor? Yani yandaş ekonomisini bırakmamız gerekiyor önce. Yani yandaşlar parayı yiyor, yani vatandaşa bir şey kalmıyor. Doğru politika yapmadıkları için acısını vatandaştan çıkarıyorlar. Faiz indirimi, faiz artışı bunlar gezici geçici şeyler. Bunlarla ekonomi düzeltilmez. Ekonomi uzun politikalarla düzeltilir. Böyle gezici geçici şeyler ancak gezici geçici şeyler. Mesela Amerika faiz indirimi arttırımı falan yaptı. O gezi geçişi. Yani kesin bir şey yok. Hani kesin bir çöküş veya yükseliş yok. Ama biz de böyle faizle hani dolar baslamayla kesin hani çözüm üreteceğimizi zannediyoruz ama öyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomisi hiç iyiye gitmediğini biliyorum. Yani bekarım, 22 yaşındayım. Fabrikada çalışıyorum. Hani okumak istedim ama okuyamam bu imkanlara göre. Fabrikada çalışıyorum, aileme destek oluyorum. Evimize 3 maaş girdiği halde yetmiyor. Yani bir tane yağı yapmış 100 lira. Asgari ücrete zam verse bile verdiği gibi fazlasıyla geri alıyor. Şimdi biz ona burada bir şey söylesek hemen karar çıkarttırıyor, tutuklatıyor falan. Ama ekonomi bitti yani, yok. Ona kesinlikle oy falan yok yani. İmkansız. Şu anda eskiye göre çok bir artış var. Yani bunda artması insanlar, kişileri, toplumu şaşırtmıyor. O yüzden yani vatandaş alıştı.
Yani herkes kendi kendine yapıyor. Dolar, euro, bir kere biz Türkiye, biz kendi paramızı değerlendirmiyoruz burada, Türk parasını. Şimdi dolara bir mail olmuştuk biz. Şimdi doların yükselmesi, euronun yükselmesi Türk devletini yıkma çabasında olan dış ülkelerin yaptığı bir güç bu yani. Ama içimizdeki insanların, hainlerin diyeyim yani, onlar da bir haindir. Onlara uyup da 1 liralık malı 10 liraya, 20 liraya, 100 liraya çatmalarından dolayı bir ekonomi, bir savaş başlamış demektir yani burada. Yoksa burada bütün gıda da olsun, mobilya da olsun, her şey de olsun, maliyetler çok uygundur. Şimdi ben bu sucuk pastırma işi yapıyorum yani burada. Şimdi onların bir maliyeti var. Ama insanlar burada %100, %200 bir kar koyuyor. Ondan dolayı ne olur? Hayat pahalanıyor. Yani her şey uçuyor yani. Yani bu ekonomi, bu doların yükselmesi, aynı Osmanlı'da ne oldu burada? Osmanlı hükümetine iftiralar atıldı, kışkırttırdı, halk kışkırttırdı, halk kışkırttırdı. Osmanlı hükümetini değiştirdiler. Osmanlı hükümeti yıkılmadı burada yani. Yani burada aynı düzeni aynı şekilde yine yapmaya başlıyorlar yani burada. Yani buradaki hedef tekrardan devleti, Türk devletini karalattırmak, yüksek göstermek, yeri Türk devletini düşürmektir amaç.